Herkese merhaba arkadaşlar. Bağ budamaya devam ediyoruz bir taraftan. Ama işler biraz karıştığı için, yani işler fazla yoğun olduğu için bağ kesiminden sonra mesai yapıp çubuk kırmaya geldim. Diğer arkadaşların bağlarını budadığımız için kendi bağımızdan maalesef böyle mesaiyle fırsat bulabileceğiz. Birkaç günlük işimiz kaldı ama bu çubuğu kırdıktan sonra işim bayağı bir kolaylaşacak. Saat 5'te mesai bitiyor. Ondan sonra geldim, 5.30 gibi başladım. 3'te 1'ini yaptım sayılır. Yarın akşam muhtemelen bitiririm. Çubuk kırmayı geçen sene paylaşmıştım, kırma videosunu. Bugün yine tekrar paylaşmak istedim. Görmeyenler, göremeyenler için. Kanalda videosu mevcut ama yine de paylaşmak istedim. Çubuk kırma makinesini biliyorsunuz. İçinde büyük bir merdane var. Merdanenin üzerinde L şeklinde böyle bıçakları var. O bıçaklar çok yüksek bir devirle dönerek çubukları parçalıyor. Şu gördüğümüz kazıklar çubukları içeride durmasını sağlıyor. Şöyle kapağını açalım. Gördüğünüz gibi L şeklinde bıçakları var. Bu merdane çok hızlı bir şekilde dönerek çubukların kırılmasına yardımcı oluyor. Bu arkada gördüğümüz diğer merdane ise fazla batmasını engelliyor. Yani o bizim için bir kılavuz diyebilirim. Onunla birlikte derinliğini, batışını ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi çubukları kırdıktan sonra bu şekilde oluyor. Çok fazla otlanmıştı. Bu otlanmaya fazla müsaade edersek kırarken motorun boğulmasına sebep olur. Çünkü çok biriktiriyor. Şu an bile çok fazla ot var. Bağ budanmadan evvel 9'lu merdaneli veya 7'li patlatma çekmiş olsaydım şu an çubukları kırarken zorlanırdık. Bayağı bir yağmur yağdı. Gördüğünüz gibi su birikintileri var hala. O yüzden şu an tam zamanı bence bu süre zarfında bu çubukları kırıp daha sonra bağlamasını, ilaçlamasını, yaralar tazeyken ilaçlama gerçekleştireceğim. Daha sonra bağlaması denk gelirse, insan denk gelirse bağlamasını yapacağız. Ondan sonra gübresini atacağım ama tam tersi de olabilir. Gübresini de önce atabilirim. Çok fazla bir önem arz etmiyor. Şimdi gelin hep birlikte çubuk kırmaya devam edelim.